Ee, peki, hocam ağız ve diş sağlığını da sormuşlar, sizde de var. Ee, evet, onlar diş evet. hekimleriyle birlikte e, muayenehanelerde ve hastanelerde mi çalışıyorlar? Evet, Onunla ben ilgili hemen bir... oraya ha. geliyorum. Az önceki konuya bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, benim geçmişe dönük naçizane 30-35 yıllık bir dental implantoloji çalışmam ve patentlerim var buna bağlı olarak. Bunu söylememin sebebi şu... Bu çalışmaları şu anki üniversiteme taşıdım. Hı hı. Biz diş hekimliği fakültesi olarak bakın Yıldız Teknik Üniversitesi Malzeme Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği ile multidisipliner olarak şu anda bir materyal çalışıyoruz titanyumla ilgili. Bakın ben diş hekimiyim. Evet. Bu çalışmaları ben şu anki e, doktor öğret öğretim üyesi arkadaşlarıma yansıttığım gibi hocamın dediği gibi öğrencilerimize de yansıttık. Hatta onlardan TÜBİTAK projeleri çıktı ve derece aldık. Bu çok önemliydi. Yani evet. sadece bir belli bir perspektiften bakmıyoruz mesleğe. Bu içerisinde malzemenin olduğu, aletin olduğu, cihazların olduğu, teknolojinin evet. olduğu müthiş bir meslek ve dijital dünyayla da şu anda konnekte edildi. Bunun üzerinde konuşuruz. Ağız diş sağlığı ve ağız diş teknikerliği diye iki tane meslek yüksek okulumuz var. Düşünün ki entegre bir klinik hazırlıyoruz. Ekibimiz o kliniğe doğru akademik kadro ve öğrencileriyle güçlenerek çoğalıyor. Ve o klinikte bizim Teknisyenlerimiz yetişiyor, alttan hazır. Hemşirelerimiz yetişiyor, ağız diş sağlığı asistanlarımız yetişiyor. Bir kompakt bir yapı olarak şu anda büyüyor Atlas hmm. Üniversitesi. Onun için de ağız diş sağlığında ee, tabii ki tercih etmek, tercihte bulunmak, diş teknik halinde tercihte bulunmak da çok önemli. Çünkü onları da biz fantom laboratuvarlarıyla, büyük preklinik laboratuvarları destekliyoruz. Bu laboratuvarlarının her birinin başında da profesör akademisyenlerimiz var. Onun için çok önemli çocuklarımız onu da dikkate alsınlar. Peki.